Herkese merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Umarım videoyu ve içeriği beğenirsiniz. Başlıktan da anladığınız üzere bugün sizlerle böyle kolay, basit ve fikir olsun diye bahar kombinlerimi paylaşacağım. Eğer merak ettiğiniz bir ürün varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Aklıma geldikçe size nereden aldığımı, ne zaman aldığımı, hala olup olmadığını yazacağım. Eğer hala stokta varsa zaten bütün ürünleri aşağıya linklerim sizin için. Çünkü biliyorum bazılarınız bazı ürünleri soruyorlar ve hani o yüzden de ben direkt aşağıya linkleyeyim. Sizin için daha kolaylık olur. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman şimdi hemen videoya başlayalım. Bahsedeyim. İçimdeki beyaz düz bir crop tişört. Bunu H&M'den almıştım. Hala bulabilirsiniz. Yani geçen sezon almıştım ama zaten sürekli her yerde bulunan bir crop. Üzerimdeki salopet, tulum, her ne diyorsanız artık. Onu da steady versiyon almıştım ama 2 sezon önce almıştım. O yüzden yani şu an stokları falan yok. Eskiydi. Gördüğünüz gibi elbisem bayağı uzun, midi boy bir elbise. Kumaşı böyle yumuşacık, böyle pamuklu, kesinlikle üstünüzde yok gibi böyle rahat bir his uyandırıyor. Hem uzun olduğu için de daha rahat olabilirsiniz eğer böyle kendinizi çok rahatsız hissediyorsanız elbise ya da etek giydiğinizde. Böyle midi elbiseler daha rahat ve daha konforlu oluyor. Böyle bahar akşamları bazen soğuk olduğu için üstüme böyle bir kot ceket alma gereğinde bulunuyorum. Elbise, geçen yaz almıştım elbiseyi H&M. Ceketi de, onu da geçtiğimiz değil, bir önceki ilkbahar ayında Zara'dan almıştım. Ama zaten Zara yine bu sene çıkarttı bunun aynısını. O yüzden şimdi hala eğer bulabilirsem aşağıya linklerim. Ama bunun benzerleri de zaten başka mağazalarda var. Çantadan Mango'dan. Çantam zaten bu çanta koleksiyonu videosunu izlediyseniz eğer bunu görmüşsünüzdür. Çanta Plan B'den. Üzerimdeki ceket H&M'den. İçimdeki crop şöyle. Bu da yine H&M'den. Etekte. Eteği alalı yıllar oldu. Galiba lise 3. sınıfta almıştım. Şu an üniversite 3. sınıfım. 4 sene olmuş. Benzer modeller zaten mağazalarda vardır. Eteği S2'den almıştım. Çok rahat bir etek. Bayağı seviyorum. Lila aşığı bir insan değilim ama erkek arkadaşım bana Lila'nın çok yakıştığını söyleyince böyle her şeyim bir anda Lila'ya dönüşüverdi. Neyse, konudan sapmayalım. Üzerimdeki trençkört Stradivarius'tan hala stokları varsa aşağıya linkini bırakırım. İçimdeki atlet zaten alışveriş videomu izlediyseniz eğer orada görmüşsünüzdür. H&M'den bir atlet. Eğer alışveriş videomu da izlemediyseniz şuraya bırakıyorum. Etek SV2'den aldım. Onu da bu kış almıştım. Çantamı da Mango'dan aldım. Canlarım, şimdi üstümdekilerden bahsedeyim. Bununla yine alışveriş videomda görmüşsünüzdür. Adax'tan almıştım. Çok güzel pamuklu bir tişört.
Hani üstünüzde yok gibi hissettiriyor. Çok rahat. Bunu da Mango'dan almıştım. Hala stokları var. Onu da aşağıya linkini bırakırım. Eteğime gelecek olursak onu da H&M'den almıştım. Eğer bunun da linkini bulabilirsem aşağıya bırakırım. Siz de isterseniz aşağıya en çok beğendiğiniz kombini yazabilirsiniz. Son kombinimde de üzerimdeki gömlek maviden 2 sene önce falan almıştım galiba. O yüzden büyük ihtimalle stokları yoktur. Çantam Bershka'dan. Jean'den de ne kadar nefret etsem de rengini seviyorum. Çünkü bu arada jean'im sarı var üstten ama düşük bel aldığım için pişmanım. Sadece rengini beğendiğim için de düşük bel pantolonu aldım. Ama tek güzel yanı kumaşı ve rengi. Rahatlık desen yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiğiniz kombini de aşağıya yorumlara bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum kocaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.